Herkese merhaba, Serap'ın kaldıran Satfet ve bugün sizinle beraber Fallout Sheltered oynayacağız. Hep beraber Fallout Sheltered, aslında Sheltered değil çünkü Sheltered diye ayrı bir oyun vardı. Buna benzer post akapaliptik mi deniliyordu? Post akapaliptik, yani dünya sonrası yeni dünya içinde hayatta kalmaya çalışma derdinde olan insanların veya o tarafı, o dönemi anlatan bir hayatı deniliyor. Bu da bunun üzerineydi. Sheltered diye bir oyun vardı biliyorsunuz. Ben bunu çok eskiden, o oyunu, Sheltered oyunu Tizikett'ten bayağı izliyordum. Çok da severdim onun o yayınlarını. Yani bir atom bombası patlıyor veya bir savaş oluyor, bir şeyler oluyor. Ondan sonra biliyorsunuz ki yer altında hayat başlıyor. Fallout'un muhabbeti de onun üzerine zaten. Atom bombası düştükten sonra hayatta kalanlar yerin altında, özel insanlar shelter'lara yerleştiriliyor. Shelter'da zaten o alandaki küçük voltlara yerleştiriyor. Burada da oyuna başladığımızda oyun onun üzerine, mantığı onun üzerine, o dönem içinde hayatta kalmaya çalışmamız gerekiyor. Zaten Fallout 4'ü biliyorsunuz. Buradan volt seçmemiz gerekiyor. Kaç numaralı volt istiyorsunuz diyor. Create volt diyor burada. İstediğimiz, kafamıza göre bir şeyler uydurabiliyoruz burada. Bir numaralı volt diyelim bence ya. 001 diyelim. 007. Hadi ajan voltunu seçelim. Bakınız, insanlar 7 numaralı volta gidiyor diyor. Keeps people safe. Evet, içeride Wasteland'a karşı, Wasteland'da Fallout 4'ün dünyasıydı ve o kirli yaratıklarla dolu dünyasından güvenli bir şekilde korumalarını sağlayan bir alan diyor Vault 4. Bunlar dwellerlar, yani işçiler, dışarıdan gelen elemanlar, yaşamak isteyen insanlar. İçeride sığınmaları için belli şeylerimiz oluyor. Diyoruz ki içeride kalmak istiyorsan bizim yapmamız gereken şeyleri yapacaksın, işte çalışacaksın, yiyeceksin, içeceksin. Bir düzen olacak, belli bir sistem, yani her vault'un içinde küçücük bir siyaset, bir devlet, bir barınak tarzında düzenler oluyor. Onlara da uymak zorundalar. Burada onlar anlatıyor. İlk başta tabii ki de shelter'da elektrik ihtiyacımızı, yani şuraya generator koymamız gerekiyor. Fark etmiyor, istediğimiz yere koyabiliyoruz. Şu anda 500 crops'umuz var. Crops bu alanın para birimi. Power generator aldık. Şu anda insan, bu halkımızın mutluluk seviyesi. Bunlar dwellerlar mesela. Şu an kimse yok gördüğünüz gibi içinde. Tek tek içeri alıyorsunuz. Önce üstüne tıklıyoruz. Ve burada insanlar ne özelliklere sahip olduklarını yazıyor. Mesela özelliklerine göre yerleştirdiğinizde, diyelim ki bunun gücü çok fazla. Strength'i 5 diyor. This is tells where dwell can be used most. Evet. Daha verimli çalışabilmesi için oradaki olaylarına bakın diyor. Bunun nesi güçlüymüş mesela? Ha, seni güç isteyen şeylere atalım diyeceğim de buraya atacağız. Elektrik işi güç mü istiyor arkadaşım? Sen ablam, sana bakamıyor muyum? Now send the alert to power generator. Remind click on hold. Okay. Bunu da oraya taşıyacakmışız. Üstüne bir bakaydım iyi olacaktı ama neyse. Kendisi attırdı şu anda. Ablayı şimdi görebilirim. Sonradan görebilirim, olmadı. Gördüğünüz gibi iki kişi geldi şu anda ve %52 mutluluk oranına indik. Az önce sıfırdı. Aslında yükseldik, inmedik ama hiç kimse yokken %100'dü. Mantıken. Bu bizim şeydi, ne diye geçiyordu ya buna? Özel kol, nuke kola, nuke kola, evet. Dweller I work in the room will start producing resources. Double click and error. Okay. Tamam. Üstüne çift tıklarsan diyor ki yaklaştırabilirsin. Şöyle yaklaştırıyorsunuz ve yaklaştırdığında her birine ayrı bir ses geliyor her odada. You can use rush. Okay. Rush hızlandırıyor ama neye göre hızlandırıyor? Ne alıyor hızlandırırken misal? Activate. Zamanı hızlandırıyor bir nevi. Elektrik ihtiyacımız şurada. Yemek ihtiyacımız bu. Bu da bizim su ihtiyacımız. Evet, capsule'de topluyoruz. Şimdi yemek odası yapmamız gerekiyor. Üst katı full yiyecektir, içecektir, yataktır falandır yapabiliyoruz. Bunlar asansör. Bu bekleme alanı, salon diyelim biz buna. Bir de water. Suyu da alta yapalım. Hadi. Böyle bir structure yapıyorum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Şimdi elemanlar gelmesi lazım. Evet, more dwellers have shown up. Kapıda gözüktü diyor. Daha fazla insan kapıda gözüktü. Hadi bakalım. Oho, bayağı fazla geldi. Şu ablanın özelliğine bakacaktım ben. Ablacığım, senin özellikler ne? Çok bir özelliği yokmuş. Karizması birazcık yüksekmiş sadece. Şimdi
Bunların nesi var, nesi yok, özellikler nedir? Her birini görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi perception yüksek. Bir dakika, sen nedir durum? Bu düz, çok düz abla. Senin neyin yüksek? Intelligence. Oo, zekası bayağı bir yüksekmiş. Above. Agility. Yapabildikleri çok yüksekmiş. Veya dayanıklılığı da olabilir. Perception ne olduğunu unuttum. Gel, beceri olabilir abi perception. Gel, şu perception yüksek olanlar zaten sakallı insanlar gördüğünüz gibi. Şu ikisini şuraya atayalım. Complete objects. Okay. Para kazanmak için belli yapmamız gereken görevler var ve onları yaptıkça gördüğünüz gibi şunu yaptık az önce. İki tane işçi al diyor. İçeri aldık ve 25 tane hepsimiz kazanmış durumdayız. Rush one room. Successful rush one room. Yaptık onu da az önce. Tekrar rush'ları, sorun yok. Şimdi sizin için ne yapabiliriz? Bunlar bu arada upgrade diyebiliyorsunuz. Bakınız bu upgrade. Upgrade ettiğinizde 250 cops caps istiyor. O caps'e karşılığında yapıştırıyorsun. İstersen sile de biliyorsun odayı. Yanlış orada konumlandırmak istemiyorsun. Böyle aşağı doğru gidiyorsun. Bayağı bir geniş geniş gidiyorsun. Canlı yayın için birebir bu oyun aslında. Mobilde de olması acayip keyifli. Kuzenim Fallout 4 çıktığı dönemlerde mobilde oynuyordu bu oyunu ama PC'ye daha çok yeni değil ama birazcık daha sonra çıktı. Şimdi sizi nereye alalım biz? Sizde bir yerlere almamız lazım. Rushlayalım mı şunu abi? Su ihtiyacımız aslında çok değil. Elektriği tekrar bir rushlarsak. Incident. %44. Şunu mu acaba? Düşürecek diyor. Daha hızlı çalışıyorlar. Aa, olmadı. Hayda. Tamam, hallettiler de incident değil de accident mi acaba? Bir kaza çıktı. Kaza çıkma ihtimali mi gösteriyordu o zaman? Peki şuraya rastlı. %33 yangın çıkma ihtimali varmış. Ha. Ama olursa da güzel oluyor. Verim artıyor. Hadi bakalım. Siz yapın bari. Hadi aslanlarımın. Hayda. Söndür söndür. Canlar gidiyor. Çok tehlikeliymiş be. Şimdi bunları içeri alabiliyoruz. Ama bekleme alanını alıyoruz. E bu sefer de daha fazla yemek yiyorlar gördüğünüz gibi. Şöyle iki tane capsule getiriyor beraberinde. Bu bir tane. Buraya atarsam iki tane getiriyor. Bak fareler mareler falan. Buranın temizliğine ihtiyacı var. Ha, agility'si olan. Bakınız yerine göre mi 5 oluyor? Vay, verimini böyle de öğrenebilirsiniz. Üzerine getirdiğinizde verimini yazıyormuş. Şu abla şurada çok verimli. Bir. Buraya atarsak verimi düşüyor. Buralarda daha iyiymiş. Bu ablaya şimdi yer de yok galiba. İki. Artı bir ne ya? Bir, ikiden daha düşük galiba. İyi, seni de buraya atayım şimdi. İnsan çoğaldı. Fazla fazla yiyecek içecek gidecek şimdi. Evet. Yaşama alanına hem erkeği hem kadını eklersen diyor, çocuk yapma ihtimaller de olacak. Yani sadece dışarıdan insanlar almaya gerek yok. İçeride bile çoğalabiliyoruz. Upgrade'lememiz lazım bunlar. Daha fazla insan alabilmesi için upgrade edersek şu anda gördüğünüz gibi dakikası var şurada. Şu bitince verimi gelecek. Current. Vay, şu anki bu. Upgrade dersek artı 2 oluyor. Storage'ımız da 75'e çıkacak 50'den. Ama çok para be. Paramız çok az ki bizim caps'imiz. Şimdi abi bizim resource'a göndermemiz lazım insanları. Şu an mutluluk bayağı bir azalmak üzere. Ki azalıyor da. Her şeyden önce elektrik yetmiyor bize. Ama bir tane daha elektrik alanı da açabiliriz. O da ne kadar? 125. Yani şuraya bir elektrik daha yaparsak 125, upgrade dersek 250 olacak. Şunu bir toplayayım ben. Bakınız insanlar. Tamam. Şu odalardan salon mu diyelim biz buna? Salonlar arttırırsanız genel
evimizin yani Vault'un seviyesi artacak diyor. Yani daha fazla insan barındırabileceğiz. Lunchbox again people. Tamam, Lunchbox dediği bu herhalde. Şu an bekleyen, bu dışarıda bekleyen elemanımız bizim. Şuradan da görebiliyoruz. Çok düz. Bunun da şansı birazcık fazlaymış. Şanslı insanlar şu anlamda güzel. Dışarıya research için gönderebiliyorsunuz. Yani araştırma ve geliştirme ekibinden bir tanesi olabiliyor. Bunlar ne yapıyor? Dışarıda daha fazla bir şeyleri bulabilmek için falan geziniyorlar. Evet, yemekleri de halledelim. Şimdi sen de orayı alırsam yalnız sen o hanımları şey yaparsın. Olmaz ki. Şunu bir toplayalım. Bence biz bir elektrik işine daha girişelim. Hadi şuraya yapıştırayım. Oo, alanı büyüttü. Yok ki, olsa bir şeyler, olsa şuradan alacağım da yok bir şeyler. Şimdi seni buraya atasak. 2 eksi 1. Ya en iyi vermi şurada görüyoruz zaten. Hayda, yer yok. O zaman ona paramız kalacak mı? 130 diyor bu da ya. Abici moda çok kötü oldu ki. Hadi şuraya yapıştırayım bunu da. Gel sen de. Sizin bir tanenizi şuraya indireyim ben. Ya da kadın ayrı, erkek ayrı yapacağız. Çocuk yapmasınlar diye. Ya da yapsınlar mı acaba çocuğu ya? Çocuk da yapsalar fena olmaz. Dayanıklılığı fazlaymış bunun da. Endurance. Seni de nereye alalım biliyor musun? Dayanıklı elemansın. Gel çalış şurada. 4 kişi oldu. Umarım benzini 2 katı yapıştırırlar artık. Rushlarsak %34. Burada hala %43. Başarılı da olabiliriz ama rushlamak da mantıklı gibi ya. Şanslı ablamız nerede bizim? Şanslı bir ablamız vardı. Şu muydu? Bu değil. Guilty. Yapabildikleri fazla. Ben diyorum ki şu ablayı dışarı gönderelim. Daha açılmadı mı o özellik? Hadi toplayayım ben. Tamam. Şu anlık 3 tane mi? Daily report. Seviyeler artmış. Arttır abicim. Güzel. Caps gelsin şöyle ya. Daha verimli çalışsın. Ben şurayı rushlamak istiyorum abi. Hadi inşallah. Hadi bocalamayın. Yes! Woo! İşte bu. Nice. Bunu da kapalım. Başarımı da kazanalım. Güzel. İşte bu. İşte bunu sevdim. Daha rushlarsak artık %44 oranında. Şimdi research. Şöyle atsam. Yanında hiçbir şey yok. Verebilelim ki. Explore. Bu neymiş? Silahı da yok. Üzerindeki giysi de tek, bu köpeği de yok yanında. Explore diyoruz. Mark, make sure you keep your valuables before sending them out in sport ways. Tamam da yani giydirecek bir şeyimiz yok arkadaşım. Şu anlık her şey elde olan bu. Evet, mutluluk artıyor. Su ihtiyacımız gayet güzel. Yemek biraz orta, yemeği arttırmamız gerekiyor. Odalar arttı çünkü. İçeride benim tahmin ettiğimden daha da şey diyor. Aydınlık dışarısı diyor. Tabii ki de içeride karanlıkta otur kaldın öyle. Burada şöyle ikiye giriyor. Unlock bir. Aa, kutu, aldığımız kutular açıyormuşuz. Vay. X500 caps mi verdi bize şu an? Aa, silah da verdi. Lan bileydim daha önce kullanırdım bunu ablaya. Oho, mikroskop. Neler çıktı. Yes, bir tane giysi de çıkardık. Hadi bunu da açalım. Abi oyun mükemmel ya. 600 MB oyun boyutu ve bedava Steam'de. Bunu da söyleyeyim. Bedava bir oyun gerçekten de. Abi silah çıktı. Neler çıktı ya. Oho, Jordan Boyd. Kadını bedava gönderdik oraya. Beleşti. Umarım başı belaya girmez. Şimdi abicim. Oho. Ha, Jordan Boyd geliyor. Tamam, bu elemanmış. Gücü fazla. Hocam seni +7.
6. Şuraya atalım. Sen de ne yapalım? 3 3. Aa, bu bildiğin çiftleşmek için gelmiş. Ya hadi bir tanesini atalım. Girin bakalım. Sevgili yapacaklar. Yemek ihtiyacını arttırabiliriz galiba. Birazcık daha geriden geliyor. Hepsimiz fazla. Her şey yolunda. Bak bak, eleman nasıl çalışıyor. Şunu rushlarsak %38. Elemanla mı bağlı acaba? Ne kadar çok eleman atarsak o kadar yüzdesi düşüyor mudur? Bunu rushlarsak %43. Bence artık şunu bir upgradeleyelim. 375 alıyor. O da büyüdü çünkü bayağı bir. Artı 4 diyor be. Şöyle yapalım. Şimdi elemanları oraya yapıştırın. Bir tane dinner yapalım. Onu da şöyle yapalım. Büyütelim. Bir tane de şunu yapalım. Yeni bir şeyler mi çıktı? Bu arada seviye açılıyor. Ha, unlock. Storage room. Vay. Bir dakika. Endurance elemanlar burada çalışıyormuş. Direkt üzerinde de yazıyormuş. Bakınız. Strength, agility, charisma. Hangisini neyi ona göre yapıştırabiliyorsun. Increase the number of items and pets you can hold. Ha. Tutabildiğiniz, yani birazcık daha depo alanı gibi bir şey bu şimdi. 300'e verip de yapmamız da lazım değil mi? Böyle bir yer de lazım bize. Storage room'da şöyle yakında olsun. Bir tane de şey yapalım. Kaç? 14 daha, 14 insan daha aldığımızda burada yine bir alanlar açılacak. 16'da en sonuncusu da 100 tane de açılıyormuş. Laboratuvarlar falanlar. Bayağı malzeme var. Bir dakika. Şu su olayını da arttıralım. Bir sonraki işlemimiz artık upgrade üzerine olur. Senin neyin var? Nesin sen? Karizması mı artmış? Bu ablamız gittiği yerlerde gördüğünüz gibi ne yaptığını, ne ettiğini anlatıyor. Vay şunu yaptım, vay bunu yaptım. Yok efendim, şurası hoşmuş, burası kötüymüş. Tüm tecrübelerini bize aktarıyor. Buraya da bir eleman lazım aslında. Hey siz, siz sevişeceğiniz bu gidişle, öyle olmaz ki. Hadi çalış. Ablacım, iyi oturdun. Güzel, tam yeri. Hadi, hadi ablacım, hadi suya git. Sen de iyi oturdun bence. Hadi ablacım, iş başı iş, yatmayın. Belki buralarda temizlenmek zorundadır. Oo, buralarda temizleniyormuş ki. Allah Allah, ama bir getirisi yok ki oranın. Sadece oraya uygun galiba. Bazı insanlar anadan böyle yatmak için doğmuş gibi mi oluyor? Storage room. Bunu arttırırsak 25 tane malzeme tutabiliyoruz içinde. İyi, şu anda iyi durumdayız gibi ya. Resource için şu adamı gönderelim mi? Ne diyorsunuz? Birkaç silahla falanla. Bu çok da sağlam çalışıyor. Öldürürsek gider lan. Şans eseri denk geldi zaten bize. Aa, farelere bak. Rush 34. 38. Hadi siz de rushlayalım. Hadi aslanlarım benim. Hadi. Hadi bozmayın. Yes. Woohoo. Nice. Güzel. Seviye 2 oldu. Her birinin seviyesi var. Seviyeler arttıkça tabii ki de daha fazla çalışıyorlar. Daha verimli çalışıyorlar. Ve kendilerini geliştiriyorlar. En önemlisi de bu. Oo, bir tane hasar almış. I was prepared. Beklemiyordum diyor. Savaşa girdi. The red ray is too fast. I have had enough. Evet, kaçmak zorunda kalmış. Çok hızlıymış çünkü. Hayır, shop mob deme. Bana şimdi önüme sıkıştırma abicim. Sokuşturma onu bunu. Bakın şöyle yakınlaştırıyorsun. Burada çalışma alanında. Abla sen çalışmıyorsun. Hayırdır? Çalışsın ablacığım. Hey, şu fareler bir temizlesen aslında. Hiç de fena olmaz. Oraya mı gidiyor? Evet. Temizle şunları, temizle. Nereye gidiyor bu abla harbiden? Kolay gelsin. Döndürüp duruyorsun abla direksiyonu. Başka bir şey yok mu? Hadi dweller lazım. Bol bol. Artık galiba çocuk yapmamız gerekiyor. Öyle de olabilir. Hadi abla sen şuraya bir geç. Bir eleman gelirse sana yönlendireceğim öyle. Boş boş oturuyorsun ama. Burada iki.
Burada 3, burada 0. Bildiğin yatmak için yaratılmış ya. Yok böyle bir şey. %77 mutluluk oranı iyi, güzel. 70'in altına inmediğim sürece bir sorun yok gibi geliyor bana. Şimdi bunlar ben diyelim ki yatmaya alışık birisiyle, bakınız şöyle alıştırıyorum. Ya bunlar paso ne yapacak şimdi? Çocuklar da mı öyle? Doğma büyüme yatmalı olacak. İn bakalım, bak kadın da nasıl mutlu oldu. Şimdi muhabbetler koyulaşacak bunlar. Bak bak bak, geldi. Ay, selamünaleyküm. Hadi bakalım görelim, kaynaşsınlar. Şu abiyi de research'a göndermek istiyorum ben. Şimdi iki tane, bir tanesini alalım. Yanında gitsin bir tanesi. Zaten giysin falanın bol. Başka bir şeyle de gönder. Oo, heavy wall suit. Bu daha güçlüymüş ona göre. Abiye giydirdik. Hadi abicim, hadi explore yap. Hadi git. Bir dakika, silah vermedik ama eline. Silah da verebilirdik aslında ya. Neyse, şu kutuyu bir açalım biz. Aç bakalım. Ne vereceksin abime? Glob. 100 caps. Güzel. Bir tane can. Bir tane daha silah. Bir tane daha giysi. Gidin. Gidin bakalım. Geliştirin. Obo, yemek ihtiyacımız çok azalıyor. Bir tane daha lazım da eleman yok. Hadi lan, hadi çocuk yapın. Hadi, sizi bekliyoruz. Yemek için eleman atmam lazım ya da şuradan bir yerden alıp. Elektrik ihtiyacımız şu an yok gibi. A2. Hayır, çıt, hayır. Şurada çalış. Lan gitme bir yere. A1. A2. Hadi biriniz yemeğe geçin, sonra çekerim olmadı. A guilty o da. Az önce baya bir dweller geliyordu. Niye şimdi gelmiyor kimse ya? Hadi geliniz abicim. Geliniz içeri alalım misafirler. This isn't so bad. Maybe we will all leave the vault. Evet. Çok da kötü değilmiş. Bence hepimiz vault'u terk etmeliyiz diyor. Dışarısı sanki daha güzel. Verdim korumayı, böyle aslan kesilmiş gibi konuşuyorsun. Hadi hadi aslanlarım, hadi çalışın bol bol. Çalışmaya bak be. Yemek yiyorlar ve para geliyor anlaşılan. Mutluluk 78. Mutluluktan ölecekler. O düzeyde iyi gidiyoruz şu anda. Ya şimdi farklı odaları açıp burada 4 yerine 2 eleman orada, 2 eleman burada da yapabiliriz. Ama sanırsam bir olayı yok, bir farkı yok. %33 diyor. Hadi deneyelim. Güzel. Nice. Bir tane daha aldık. 50 tane yemek toplayınca bir başarı daha geliyormuş. Verimini arttıralım dersek 375. Aa. Aa, gidiyorlar. Ha, çocuk geliyor. Lan yatak burada, neredesiniz siz? Bak hele bak, gizli gizli yapıyorlar. Mutluluk 84'e uçtu bir anda. Sırf şunlardan dolayıdır. Ne? Kesin bunlar uçurdu mutluluğu. Terry, Emily. Vay aslanım benim ya. Bak sen. X2 mi? Bu ne lan? Abla çok yoruldu. %100 mutlu, %100 mutlu. 85 mutlu. 95 mutlu. Yemek yiyor ya şu an, acayip mutlu. Bu ablamız da 85 mutlu. Vay be, güzelmiş. Artık çocuk bekliyoruz. Ay, çok güzel oyun ya. Tamam lan. Recall dediğinizde geri çağırıyorsunuz. Ablayı geri de çağırabiliriz bu arada. Bizim bir tane ablamız dışarıdaydı biliyorsunuz. Malzemesi az şimdi, onu toplayayım ben. Arttır levelini. Hadi ver kutuyu. Açalım kutumuzu.
ne var içinde? Para çıksın. 100. Daha 500 falan bekliyordum. 50 tane de şey verdi, power verdi, giysi verdi, duct tape verdi ve bir tane daha giysi verdi. Güzel. Kadınlar için de giysimiz var artık. Şuradan hemencik şu kadını çağıralım bence. 11 dakika uzaklığa gitmiş şu an kendisi. Status. 6 metre uzaklıktaymış bu da. Gel ablacım sen. Gel, ben seni geri çağırmak istiyorum. Direkt gelmesini isterseniz bir tane nuke kola vermemiz gerekiyormuş. Onu da şu an yapamıyoruz. Kendisi geliyor şu anda. 5 dakika sonra dönüyor olacak evimize. Tabi bu biraz daha uzun sürüyor. Ben bekledim öyle 5 dakikadan daha uzun sürmüştü. Tamam, ben bence şu odayı da birilerine atayım. Çoğalsınlar. Sen mutlusun. Gel bakayım şöyle. Senin düşük. Daha yüksek biriler lazım. O eksi 2. Sen bildiğin çalışmak için adamışsın kendini ya. Ablacım sen bir gel. Sana bir hayırlı iş yapacağız. C2. Hadi abicim. Hadi sen yeterince yedin içtin. S5. Ama elektrik durumum... Neyse, burada kal şimdi. Az önceki bayağı sağlam çalışıyormuş. Sen şöyle beklesene ablacığım. Ben öbür kadını tutamıyorum senin yüzünden. Onlar da kaynaşsın. Hadi kaynaşın. Romantik bir ortam yaptık. Allah'ım ya, 86 mutluluk gayet güzel. Şu an tüm ihtiyaçlarım süper bir şekilde dönmekte. Daha fazla silah, daha fazla insan göndereceğiz dışarı. Ama artık anladığım kadarıyla oyun ilk başta elemanlar veriyor bize. Ondan sonra senin kendin çoğalman lazım. Tüm imkanlar ben sana sağladım diye mesaj atıyor gibi geliyor. O mesajı vermeye çalışıyor. Evet, bu bölümü artık sonlandırayım. İlk bölüm için gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Aşağı yukarı hemen hemen her şeyden ufaktan böyle bir dokunduk, başladık. Çocuklar da gelir artık zamanla. Bir seri şeklinde yapabiliriz bu oyunu, eğer dilerseniz, oynayalım derseniz, hoşunuza gitti diyorsanız devamlı olarak oynayabiliriz. Şimdilik benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın ve her zaman gibi benimle kalın.